Asya turuna çıkan Papa Francis, Sri Lanka temaslarının ardından Filipinlere geçti. Asya'nın en büyük Katolik nüfusuna sahip ülkesi Filipinler'de büyük güvenlik önlemleri alınırken, yaklaşık 50 bin asker ve polis, başkent Manila ve Papa'nın ziyaret edeceği Haiyan tayfunuyla büyük zarar gören Leyte bölgesinde görevlendirildi. Papa Francis'in ülkeyi ziyareti büyük heyecan yaratırken bazı gruplar Papa'nın dikkatini çekmek için gösteriler düzenliyor. Bunlardan biri de Yeni Vatansefer İttifak isimli grup. Bu gerçekten geçtiğimiz bugünlerde Filipinlerle alakalı. Özellikle büyük yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle yüzleştiğimiz göz önüne alınırsa. Papa Francis'e sesini duyurmak isteyenlerin arasında çiftçiler de vardı. Palawan bölgesinden başkente gelen ve 40 bin hektar topraklarının kendilerinden alındığını belirten çiftçiler 2 gün boyunca açlık grevi yapacaklarını duyurdu. Papa'nın Marcos döneminde kaybettiğimiz topraklarımız için sürdürdüğümüz davamızı duymasını umuyoruz. Papa Francis'e sesini duyurmak isteyenler bunlarla da sınırlı değil. Kimi gruplar ülkedeki yüzlerce siyasi tutuklu için gösteri düzenlerken, kimisi işsizlik, adalet sorunları için sokaklara çıktı. Papa Francis aynı zamanda geçtiğimiz ay ülkeyi vuran ve arkasında binlerce ölü bırakan Haiyan tayfununun en çok zarar verdiği Leyte bölgesindeki Tacloban kentine de gidecek ve burada afet zedelerle buluşacak.